tane de ekmek. Tamam mı? Var. Başka bir şey istiyor musun? Bir de su alıyorum şuradan iki tane. Zilli. Gel canım. Gel güzelim benim. O canım benim. Uslu ol, tamam mı? Hiçbir yere pisleme. Günaydın. Günaydın. Oldu, merak etme sen. Tabii tabii. Gel. Tamam yavrum. Oldu. Tabii canım benim. Selam abi. Hoş geldin İbo. Otur. Sağ ol abi, hemen kaçacağım. İki şarkı daha getirdim. Kusura bakma İbo. Daha ötekilere bakamadım. Bunlar da kalsın ha. Peki kalsın abi. Heh. İyi günler abi. Güle güle İbo, güle güle. Tamam yavrum. O meseleyi hallederiz. Başım fena tuttu. Gene mi hap? Bir gören de seni hapçı sanacak. Öyle değil be, ağrı kesici. Neden doktora görünmüyorsun? Önemli değil, migren dedikleri. Aa, unutmadan Sinan'ın arkadaşı seninle çıkmak istiyor. Sağ olsun. Niye kız? Nesi var yakışıklı çocuk? Ne bileyim ben. Galiba yalnızlığı çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Hoşça kal, hoşça kal. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Keyfin iyi bugünlerde. Bazen huysuzlaşıyorsun. Biliyorum nedenini. Merak etme. Yakında sana layık bir damat bulacağım. Dedikodulara göre sokaktan geçen köpekleri havlıyormuşsun. Ben sana demiyor muyum pencereden bakma diye? Adın çıkacak kız. Selam baba. Hayrola, ne bu surat? Telefonun olsaydı gelmeye diyecektim be evladım. Görüyorsun iş yok. Sağlık olsun, üzme kendini. Bu işler öldü artık. Müşteri karı kıza geliyor. Şimdi niye gelsin ki? Dışarıda adım başı karı var. İstersen bu işi gün aşırı yap. Öyle çalış. Sağlık olsun. Ne yapalım?
Alasmadı. Güle güle. Güle güle evladım. Ben de yatıyordum anne. Çok iyiyim ben. Çalışmalarım iyi gidiyor. Kızınız galiba iyi bir ressam olacak. Baban nasıl anne? Baban iyi kızım. Sen kendine iyi bak. Üşütme sakın. Baban tepemde bekliyor yavrum. Hadi. Ben de seni öpüyorum. Yavrum. Nasılsın? Seni çok özledik. Hani her gün arayacaktın bizi? Olmuyor baba. Çalışmalarım çok yoğun. Tatilde birlikte olacağız. İkinizi de çok seviyorum. Annem benim için öp babacığım. İyi geceler. Güle güle. Aman da aman, ne güzel uyumuş. Kocuğunun beni. Acaba bizden ayrı yaşamasına izin vermese miydin? Bir çaresi yok mu Kenan? Kızımızın ayrı yaşaması daha mantıklı karıcığım. Çünkü bir gün neden ağladığımızı soracak ve öğrenecekti. Günaydın. Günaydın. Hayrola çavuş? Hiç, ne olsun çöp? Ya, iyi. Nilgün, bir baksana şuna. Beyefendi mi diyeyim, hanımefendi mi diyeyim? Gel bakalım davetsiz misafir. Hangi evden kaçtın acaba? Ha? Zilli! 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 Zilli? Şimdi yakaladım seni. Bak Zilli, bu numaraları yutmam ben. Bak Zilli, çıkacaksan çık ama. Aman! Çıkmazsan çıkma, ne yapayım? Kaprislerini çekemem. Şimdi senin karın da açtır. Ama ne yersin? Bilmem ki. Dur bakayım. Evet. Yallah. Misafir umduğun değil, bulduğunu yer. Kayıt ilanı vermek istiyorum. İşte resmi bu. Kaç sütün olsun? Büyükçe olsun. Çerçeveli mi olacak? Efendim? Çerçeveli mi olacak? Evet. Evet. Şu ikisi fena değil. Bunları okutabiliriz. Fena değil ne demek abi? Göreceksin, ikisi de hit parça olacak. Neyse, belli değil. Yeni bir kız var. Onun planına koyarız. Tabii o beğenirse.
Olmaz abi. Bunları benim okumam, benim yorumlamam lazım. Başkasını okutamam. Oo, sen de tutu buldun, kırmızısını arıyorsun. Kolay mı bu işler? Her şeye zam. Büyük yatırım. Ya, senin için rizikoya giremem. Tamam. Anlaşamayacağız abi. Şarkılar mı veremeyeceğim? Ulan oğlum, bu kafayla aç kalırsın. Aç kalırım, tok kalırım. Üzür dilerim ama hakkımı da yedirmem. Çay için teşekkürler. Sen bilirsin. Aman ya. Aman ne yapayım yani ya? Hayrola çavuş? Gemilerin mi battı? Yönetici emretti. Giren çıkan belli değil diyor. Şu Fahriye ile dönme karı yüzündenmiş. Aslında ikisi de pırlanta gibi insan ya. Bunu bilen kim? Şu yöneticiye de... Herkes kafasını o gariplere taktı. Ne yaparsın beyim? İnsanın şansı iyi olsun. Bak, benim karı gene bağırıp duruyor işte. Ne oldu, nesi var? Altıncı... yani sancıları tuttu. Maşallah, maşallah çavuş. Senin aile planlamasının haberin yok galiba. Aman beyim. Bizimle bu garibandan başka kimimiz var ki? Ne demişler? Zengin parasıyla, fakir karısıyla oynarmış. Doğru, haklısın. Neyse, al asmadık çavuş. İyi sabahlar beyim. Merhaba, nasılsın? Yo, hasta falan değilim. Zilli vardı ya, onu kaybettim. Öldü mü yani? Vah vah. Başın sağ olsun Hülya'cığım. Sus kız. Ağzından yel alsın. Ölmedi. Kaçtı yani. Peki bugün okula gelmeyecek misin? Yo, bugün okula gelmeyeceğim. İlan verdim, evde bekleyeceğim. Belki bir bulan olmuştur. İyi, hadi öptüm. Seni bir elime geçirirsem Zilli Hanım. Neredesin ulan? Kaç gündür yoksun? Bu kadın nasıl geçiniyor diye düşünmüyor musun? Daha kömür parasını bile veremedim. Ya öyle mi oldu? Unuttun mu yataktaki canım karıcığım demelerini? Ha, söyle bakayım. Bana bak, o bayramlık ağzımı yalnız bir açarsan... Gel. İstersen bu gece de gelme. Sorarım sana. Evine gelirim pezevenk. Ulan yüzüme kaparsın ha. Görürsün sen. Sorarım ben sana. Ne haber selamsız? Ne yapalım be abla, koşturup duruyoruz. Benimkinin sıçtım ağzına. Ona az bile... Duydum. Bu erkek milletini aslında arada bir şöyle... neyse. Şenol efendi, Allah'a ısmarladık, kusura bakma. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Güle güle abla. Düşman başına. Köpek ilanı vermişler. Kocaman, gördün mü baba? Tabii oğlum, elin köpeğe bile kıymetli. Baksana şuraya. Telefonu aç. Allah Allah, doğru çevirdim. Alo, buyurun. Efendim, kusura bakmayın, rahatsız ettim. Kayıp planınızı okudum da, onun için aramıştım. Ne? Anlamadım. Yoksa Zilli'yi mi buldunuz? Efendim, anlamadım. Zilli mi? Efendim, yanlış anlamayın. Benim köpeğimin adı Zilli'dir de. Vallahi hanımefendi, bir köpek buldum. Ama Zilli midir, Pilli midir bilmem. Ama sizin ilandaki resmin aynısı. Haklısınız. Umarım bulduğunuz benim Zilli'dir. Görünce hemen tanırım. Adresiniz lütfen. Fındıklı. Fındıklı mı?
Evet, Fındıklı Akyol Sokak. Anlamadım. Ne sokak? Beyefendi, Akyol Sokak. Akyol Sokak mı? Köşe apartmanı. Ne? Köşe apartmanı mı? Bir saniye yanımda. Biri dalgasını geçiyor ya neyse. Alo. Hanımefendi, kaçıncı katta oturuyorsunuz? 4. katta oturuyorum. 4. katta mı? Bu işler tesadüflerle başlar. Alo. Ne oldu? Pencereye çıkar mısınız lütfen? Ben mi? Evet siz. Siz... Evet, ben... Allah. İnanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Beni çok sevindirdiniz. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne desem? Ne güzel tesadüf aslında. Allah Allah. Aşka bak be. Vay anasın. Merhaba. Umarım ziliniz budur. Ta kendisi. Seni zilli seni. Bırakıp kaçarsın beni ha? Ne kadar üzdüğünü bir bilsen. Ah canım. Hoşça kalın. İyi muhabbetler. İyi günler. Hey! Nereye gidiyorsun? Benim işim bitti. Siz biraz dertleşin. Gel otur ya. Biz o kadar çiğ miyiz? Adım Hülya. Benim de İbrahim. Memnun oldum. Hep karşılaşırdık ama iki laf edememiştik. Yok ettik. Günaydın. Doğru. Niye ayakta duruyorsun? Otursana. Çok teşekkür ederim. Ben gitsem iyi olur. Biraz bekler misin? Tabii. Körün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Koş bakalım, koş. Buyurun. O ne? Söz verdiğim mükafat. Bu senin hakkın. Ben para için gelmedim, özür dilerim. Biliyorum ama bu parayı gözden çıkarmıştım zaten. Bir başkası da getirse verecektim. Ben başkası değilim. Ben komşuyum. Özür dilerim, haklısın. Beni nasıl sevindirdin bilemezsin. O zaman zillinin dönüşünü kutlayalım. Akşam yemeğine gelir misin? Nasıl olsa komşuyuz. Gelirim. Yemeklerden özellikle istediğin var mı? Yok. Yemek ayırmam. Hele yapan siz olursanız. Hoşça kalın. Güle güle. Akşama görüşürüz. Zilli kız. Ne demek istedi bu? Hele siz yaparsanız. Aman efendim. Çok kibarsınız. Rica ederim. Evde ne varsa yaptım. Ama kendim yaptım vallahi. Ellerinize sağlık. Başka misafirleriniz de mi vardı? Yok. Ne bileyim, bu kadar çok tabak görünce. Seni yemeğe çağırdım ya. Ben de geldim. Ama ben karını çocuğunu da getirirsin sanmıştım. Öyle mi? Onlar birazdan gelecek. Ya, öyle mi? Demek gelecekler. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Ben evli değilim ki. Öyle mi? Kafa mı buluyorsun benimle? Ben evlisin sanmıştım. Oh.
Evli olmasaydım çağırmaz mıydım? Yo, çağırırdım gene. Komşu değil miyiz? Sadece tanışmamıştık. Kendinden söz etsene biraz. Ne iş yapıyorsun? Müzikle uğraşıyorum. Öyle beste falan. Bir kulüpte şarkıcıyım. Sanatçıyım desene. Fena sayılmam. Ben de akademi resim bölümündeyim. He. Öyle kendi kendime resim çiziyorum işte. Esmer'de ne kumralda, gönlüm yalnız sarışında. Aradığım her şey yolda, sarışınım, sarışınım. Aradığım her şey yolda, sarışınım, sarışınım. Aradığım her şey yolda, sarışınım, sarışınım. Çok büyüksün İstanbul, biliyor musun? Kim bilir kimleri yuttu. Ama beni yutamayacaksın. Çünkü bir gün o kadar büyüyeceğim ki sen bile bana dar geleceksin. Hatta bir gün gelecek, bana İbo diyemeyeceksin. İbrahim Bey diye sesleneceksin. Nereye gittiğini. Merhaba. Merhaba. Burada mı? Hı, burada. Seni kaçak seni. Ne işin var senin burada? Doğru. Sizin saray gibi eviniz varken benim berduşhaneye geliyor. Seni gidi seni. Seni gidi zilli seni. Kapalı. Hiç. Öyle sus olsun diye. Yo yo, orada bir şey var. Yok yok, orada bir şey yok. Var var, orada bir şey var. Bakacağım. Yok orada bir şey dedim. Bakacağım. Yok, sadece şiir var. Bakacağım. Ama yok bir şey. Ay, bakacağım işte. İşte baktım. Mavi gözlere yandım, benim olacak sandım. Meğer vefasızmışsın, yazık sana inandım. Hülya neden böyle? Hülya derdini söyle. Hülya gönlünü eyle. Bunu bana yazmışsın. Evet. Senin için yazdım. Atıyorsun. Hayır. Atmıyorum. Ben de bunun altında kalmayacağım.
Hadi buyurun. Hı? Ne buyurun? Sizi bekliyorum. Hadi buyurun. Pasaport resmi çekmiyoruz arkadaş. Öyle kazık gibi durma. Öyle mi? Ama tamam tamam. Çok güzel. Şöyle durayım bari. Hah! Aman bozma. Hülya. Efendim? Doğru oturur musun lütfen? Bu arada iki laf edelim bari. Şu resmi bitireyim ya. Ailen yok mu senin? Var. Annemle baba. Hı. İkisini de çok severim. Niye ayrı oturuyorsun peki? Anlamadın mı? Özgürlük. Canımın çektiği erkeği eve kapatırım. En son seni kestirdim gözüme. Hiç sevmedim bu konuşmalarını. Doğru dürüst konuşmazsan çeker giderim ha. Peki peki, şaka yaptım. Aman sen de hemen alınıyorsun. Otur. Tamam, sakinleş, otur. Biraz da senden konuşalım. Şu plak işin ne oldu? Ne bileyim ben. Yine yattı. Ya doğru dürüst otur. Ne bileyim ben, bir resim diyorsun, bir plak diyorsun, kafam karmakarışık oldu. Zaten biri bu plaktan bahsettim, çıldırıyorum. Gülümse. Aptal adamlar. Senden çok para kazanabilirler. Kim bu hıyarlar? Aman tanımazsın. Ben Emre plağa takılıyorum. Reşat abimiz var orada. Bestelerimi yaptım götürdüm, benim okumamı istemez. Yani aslında... Sonra ne oldu? İşte sonra... Yine ben bestelerimi yaptım, ona götürdüm. Hı. Baktılar, ettiler falan. Ama baktım ki uymuyor, bir daha da götürmedim hiçbir şey. İyi ama güzel kızım. Ben plakçılıktan hiç anlamam ki. Sen iyi bir tüccarsın baba. Kârlı bir yatırım olacak. İbrahim'e çok güveniyorum. Kim bu İbrahim kızım? Arkadaşım anne. Çok iyi bir insan. İbrahim'i anlatmak zor. Kendine özgü bir Anadolu insanı. Bizim apartmanda oturuyor. Ona söz verdiysen tamam kızım. Hayır baba, söz vermedim. Yardım etmek istediğimi bilmiyor. Anlıyorum. Peki nasıl tezgahlayacağız bu işi? Emre plakçılık şirketine finanse edeceksin. Yapar mısın baba? Sen istersin de ben yapmaz mıyım yavrum? Canım babacığım. Kendinden hiç söz etmedi. Nasılsın kızım? Çok iyiyim anne. Önemli bir sorunum yok. Sadece baş ağrılarım biraz sıklaştı ama o da önemli değil. Yemek hazır efendim. Ben yemeğe kalamam. Niye? Kalsaydın kızım. Çalışmalarım var anne. Allah'a ısmarladık babacığım. Güle güle. Hayrola abla, ne oldu? Bambok. Benimki gelecek de onu bekliyorum. İbrahim abi, telefon. Tamam, Allah'a ısmarladık abla. Güle güle. Günaydın baba. Günaydın evlat. Hayırdır inşallah. Alo. Bu kadar acele mi abi? Tamam abi. Tamam. Tamam. Hemen geliyorum. Göster bakalım kendini şimdi. Plak yapacağım sana. Hani bir kız vardı ya. Sıçtım suratına. Nankör karı. Hava basıyor bana. Bize lolo yapılır mı be? Neler çıkardım ben şu piyasaya? Seni de çıkaracağım. Sağ olun. Şaşırdım. Niye yalan söyleyeyim? Umudumu kesmiştim birden. Allah senden razı olsun abi. Bırak şimdi umudu. Hadi hemen hazırlan. Hı hı, tamam abi. Tamam. Hadi iyi günler. Efendim? Bil bakalım komşu, bugün ne oldu? Önce söyle bakalım, beni mi özledin, zilliyi mi? İkinizi de özledim ama... ...ben çok seni özledim. Buna çok memnun oldum. Anlat bakalım bugün ne oldu? Bu gördüğün şahıs, bugüne bugün plak teklifi almış durumdadır. Ya, öyle mi? Kimden? Emre plakçılıktan. O hıyarın aklı başına geldi demek. Efendim, anlamadım. Yani sendeki cevherin farkına vardı demek istedim. Bu müjdeyi kutlamayacak mıyız?
Hadi beni yemeğe götür. Ne? Yemeğe mi? Hı? Dur bakayım. Allah cezanı vermesin. İnşallah paran da yok. Alo, orada mısın? Tamam, götürebilirim. Ama öyle lüks bir yere götüremem. Tamam, tamam, nasıl istersen. Hemen iniyorum. Öleceğim, nereye gireceksek girelim. Balıklar gözümde uçuşuyor. Patladın mı? Bakıyoruz işte. Ben de acımdan öldüm. Eyvah, kömürden zehirlenmezsek iyi. Şevket Usta, iki Adana, az pişsin. Evet abicim, ablacım, ne istersiniz? Adana mı, Urfa mı? Bilmem. Benimki Urfa olsun. Sen ne yersin? Şu işe bak. Balık beklerken nereye geldik? Benimki de Yozgat olsun. Yozgat mı? Olsun. İyi be, bizim de içimiz dışımıza çıktı seni seyretmekten. Allah Allah! Yedirdin, yedirdin bana o acılı şeyleri, içim dışıma karıştı. Hülya! Ne oldu sana? Hülya! Yok, öyle bir baş dönmesi. Migren. Arada sırada olur. Şey, hapım, arabada hapım var. Tamam, peki hemen getiriyorum. Ne oldu gene? Bir başın tutar, bir miden bozulur. Aman sorma, dün Yozgat yedim de. Ne? Yozgat mı? Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni. Görünce aşık oldum meyledi deli. Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni. Görünce aşık oldum meyledi deli. Gülünce gözlerini saçının her teli. Kolay gelsin. Tutunca. Sağ ol. Kapı açıktı, neden? Beni çalışırken görmen için açık bıraktım. Aferin sana. Otur, otur. İyi, sağ ol. Sen bu odada bana aşık olduğunu söylemiştin ya. Ben de şimdi seni seviyorum diyebilir miyim? Diyebilirsin tabii. Tabii diyebilirim. Bana kimse mani olamaz. Aşık oldum galiba. Güzel bir duygu. Niçin saklayayım? İnanamıyorum. Anlayamıyorum yani. Sen bir hayaldin benim için. Ummadığım bir şeydi bu. Yüzünü görmek için neler çekerdim.
için için yanarken şimdi yanımdasın. Kollarımda. Hadi hadi. Attın gene. İster inan, ister inanma. İnan ki ben de seni seviyorum. Bu sözlerin şarkı olur. Bana bak. İstersen besteleyelim. He? Ama benimki çok kısa. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Hayrola ne oldu çavuş? Bizimki gene doğuruyor. Sen ne yapıyorsun? Vallahi öyle bakıyorum. Zaten 5 yeterdi. Bu niye ki? Onu bana verin. Bir reklam dinlediniz. Bırak şimdi reklam beklemeyi de yürü yardım edelim hadi. Aman zevksiz sen de. Sen ne anlarsın? Hop 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 bir dakika. Ne? Bu senin işin değil. Sen anlamazsın. Allah. Sigara versene ya. Maşallah mastika mastika bir kızınız oldu. Yakışıklı erkek. Kızım oldu. İyi. Gene mi kız ya? Sizi duymaz hanımefendi. Buyurun, şimdi konuşun. Şimdi duyuyorum. Heyecanlısın İbrahim, biraz yumuşa ya. Başarılar diliyorum. Sağ ol. Sen bana bakarak resmimi çiziyordun. Ben de şimdi sana bakarak şarkı söyleyeceğim. Ha, resim deyince aklıma geldi. Plana kapak yaparız da ne dersin? Bilmem. Becerebildin mi acaba? Bana benzerse yaparız tabii. Şimdi görüşürüz. Bak bakayım bülbül gibi şakayım da gör. Merhabalar Hülya Hanım. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Affedersiniz ama sizi tanıyamadım. Aha, haklısınız. Tabii elbette tanıyamazsınız. Ben babanızın ortağıyım. Efendim kendisiyle İbrahim için bir anlaşma yaptık. Akıllı bir tüccar olsa gerek. İş meselesi bu. İbrahim için bu riske girilmez diye. Neyse. Ben bu riski göze aldım. Şimdi efendim. İşimizle ilgili bazı konularda sizinle... Eğer mümkünse bunları sonra görürsek. Duyduklarım aynen doğru değil mi? Hangisi? Ne doğru mu? Babanın bana yapacağı yardım. Veya senin her neyse. Önemli mi yani? Benim için önemli. Bu iş paydos. Hey, bir dakika! Taksi! Lütfen beni dinler misin? Bir dakika, dur! Bir dakika ama! Kaçmıyorum ki, iğreniyorum. Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şeyimiz yok. Sana yardım etmek istedim. Sen kendine oyuncak arıyorsun. Ben de oyuncak değilim. Oyuncak arasaydım kalitelisini bulurdum. Senin gibi kaprisli kaba birine takılmazdım. Bunları bana mı söylüyorsun? Az bile söyledim. İçimden küfretmek bile geliyor. Oh maşallah be. Sen neymişsin? Benim sana yardım etmem gururuna mı dokundu? Hayır. Evet, evet, evet. Bağırma be. Ne bağırıyorsun millete rezil olduk?
Beni sokak ortasında bırakıp kaçarken rezilliği düşünseydin. Kaçmadım ben. Yüzüne karşı kırış olmak istemedim. Hem sen benden ne istiyorsun? Senden bir şey istediğim yok. Hani ayılıp bayıldığın ben? Hani dünyaya değişmediğin mavi gözlerim? Bunlar hep palavra mıydı? Öyle diyorsan öyle olsun. Zengin kız, fakir genç acı da ha? Sersem gerizekalı ne olacak? Tamam, ben gerinin, serserinin, ahmağın biriyim. Düş yakamdan. Sen bu kafayla bir bok olamazsın. Hayat müşterektir. İnsanlar birbirlerine yardım ederler. Ben bir bok olacaksam kendi gücümle olurum, tamam mı? Salak şey. Aptal ne olacak? İyi ettin be abla. Sana ne be salak? Ben şimdi ne dedim ya? Allah Allah. Bunlara da akıl sır ermiyor ha. Eşek şey. Hayvan! Ah benim eşek kafam! Ne bakıyorsun öyle? Ne sırıtıyorsun be? Şimdi kalemi elime alırsam görürsün. Ayı ne olacak? Aslında hata bende. Senin gibi ayıyla... Seninle ne konuşuyorum ki sanki? Salak şey ne olacak? Şimdi senin suratını parçalayayım da gör. Şeytan verir, ilk başta şöyle gözlerini... Kolay geldin. Sağ ol. Kapağı çıktı. Neden? Beni çalışırken görmen için açık bıraktım. Aferin sana. Otur, otur. İyi, tamam. Sen bu odada bana aşık olduğunu söylemiştin ya. Ben de şimdi seni seviyorum diyebilir miyim? Diyebilirsin tabii. Tabii diyebilirim. Buna kimse mani olamaz. Aşık oldum galiba. Güzel bir duygu. Niçin saklayayım? İnanmıyorum. Anlatamıyorum yani. Sen bir hayaldin benim için. Ummadığım bir şeydi bu. Yüzünü görmek için neler çekerdin bir bilsen. İçin için yanarken şimdi yanımdasın. Kollarımdasın. Sana ne be? Sana ne salak? Yok şöhret olacakmış, yok plak yapacakmış. Sana ne? Bu işler sana mı düştü? Şeytan diyor ki al şunu git kafasında. Sana ne oluyor be? Gücüne mi gitti salak? Şimdi kapıyı açsam ona koşarsın değil mi? Zilli sen de. Ne yalan söyleyeyim. Galiba ben de ona koşacağım zilli. Kolay gelsin. Sağ ol. Kapağı çıktı neden? Beni çalışırken gördüm. Ulan hınzır kapı mı dinliyorsun? Tövbe Hülya bacımın sesini duyunca merak ettim. Geldiğini görmemiştim de. Aşıklar barıştı galiba. Ne? Barıştılar mı? He. Gel gel gel. Buna kimse mani olamaz. Aşık oldum. Güzel bir duygu. Ah, kumrular gibi. Ah. Şimdi sana bir anlatabilsem. Yavaşça günlerce, saatlerce kapının önünde. Çıkacaksın da sana günaydın diyeceğim. Bahaneden. Ama sen de gülerdin bana. Aa! Hayrola? Ne oluyor? Peki içerideki kim? Hadi hadi, attın gene. Kim var içeride? İçer kimse. Ya, bir kadın sesi geliyordu da içeride. Aa annesi de! Bakalım, annesi de! Bak. Dedim. Bu sözlerin şarkı olur. İstersen besleyeyim. Ama benimki çok kısa. Aç şu kapıyı! Cevap aç diyorum! Ben de şu kapıyı açıyor musun? Ama inanma. Aç dedim! Aman be geldim.
annesi olur değil mi? Kız kardeşi olur. Aç şu kapıyı diyorum. Kim o? Benim, ben Hülya. Şimdi kıracağım. Artık seninle olan ilişkimiz bitti. Lütfen beni rahat bırakır mısın? Ya öyle mi? Şimdi açıyor musun, açmıyor musun? Yoksa kırarım bak. Evet, buyurun, ne var? Ne mi var? Çekin. Bir dakika. Neredesin lan? Neredesin ha? Kalsak karı. Ne oldu abla Allah aşkına? Nerede o ha? Nerede? Anlamadım. Kim nerede? Ne demek kim nerede ha? O sakladığın karı. Bana bak, sakın inkar edeyim deme. Ayrıca da bak, çavuş da sesini duymuş. Aman beni bu işe karıştırmayın abla. Ulan Hınzır, karı sesi duydum diyen sen değil miydin? Ayrıca ben de duydum. Aa, utanmadan da sırıtıyor. Pardon. Ulan söylesene, ne yaptın karıya? Ben mi ne yaptım? Tabii, anlatayım ne yaptım. Biz burada sevişirken, siz tabii dışarıdaydınız. Biz yatıyorduk burada. Sizin sesinizi duyunca ben, tuttuğum gibi onu pencereden attım. Tabii teybimi atamayacağıma göre pencereden. Bir bakalım kadın ne demiş. Biraz da geri sarayım. Kolay gelsin. Sağ ol. Kapı açıktı, neden? Ben dinleyin bakayım. Ben görmen için açık bıraktım. Aferin sana. Otur otur. Teşekkür ederim. Sen bu odada bana aşık olduğunu söylemiştin ya. Ben de şimdi seni seviyorum diyebilir miyim? Ya. Tabii diyebilirim. Buna kimse mani olmaz. Ya. Aşık oldun galiba. Güzel bir duygu, niçin saklayayım? İnanamıyorum. Ulan bir günde bir dediğin doğru çıksın. Dünyanın sesini de mi tanımadın ha? Yürü, Allah cezanı vermesin. Yürü, Allah cezanı vermesin. Yürü, İnan ki ben de seni seviyor, seviyor hem de çıldırıyorum sana. Bu sözlerin şarkı olur. İstersen besteleyelim. Ama benimki çok kısa. Seni seviyorum. Aman be, anladık. Biz ikimiz zır deliyiz. Göre ben seni seviyorum. Peki ne olacak halimiz? Evleniriz, olur bir de. Benimle evlenir misin ki? Neden olmasın? Ben sana aşığım. Ya sen? Ben de deli gibi. Söyle, gönlünü eyle Hülya.
İsteyecektin ya. Ha, gideyim değil mi? Git ya. Verirler mi? Verirler ya. Bak delikanlı. Hülya'yı bir prenses gibi büyüttük. İstediği her şeyi yaptık. Ondan hiçbir şey esirgemedik. Biliyorum efendim. Hatta yalnız yaşamasına bile izin vermişsiniz. Evet. Yalnız ve dilediği gibi yaşamasına izin verdik. Çünkü... Lütfen Kenan. Haklısın. Açıkçası biz bu evliliğe karşıyız oğlum. Çünkü ikiniz ayrı dünyanın insanlarısınız. Anlıyorum efendim. Ben buraya otobüsle geldim. Bir Cadillac'la gelseydim, holdinglerim, fabrikalarım olsaydı, yani aynı dünyanın insanları mı olmuş olurduk? Hayır, hayır. Yanlış anladın bizi. Zengin fakir olayı değil. Gurur meselesi yapma. Anlayış göster. Benden beklediğiniz anlayışı kızınız göster mi bilmiyorum. Eğer kızımız karar vermişse biz engel olamayız. Sağ olsun saygı göstermiş, izin almak istemiş. Şimdi mantıklı karar vermek sana düşüyor. Lütfen iyi düşün. Ben de söyleyeceğim. Ama incecik bir kaşar işte. Ne haber çocuklar? Buranın tostu çok iyi. Çifte kumrular, bu akşam diskoteye gidelim mi? Aman yılışık şey. Seni anlamak çok güç. Gözde bir kız. Peşinde kimler vardı ama sen kısa zamanda kıyıda köşede birini buldun. Doğru, kıyıda köşede buldum. Ama buldun. Kısa zamana gelince. Aşık olmak için yıllar gerekmiyor. Çok etkileyici, yakışıklı biri olmalı. Kendin karar ver, geldi çünkü. Merhaba. Merhaba. Seni arkadaşımla tanıştırayım. Zerrin İbo. Memnun oldum. Dediğin kadar varmış. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bayıldı sana. Bana ne ondan? Kabul etmediler. Nereden anladın? Yüzünden belli. Sanki cenaze evinden gelmiş gibisin. Üzüldüm. Gerçi bana iyi davrandılar. Baban mantıklı bir adam aslında. Nasıl yani? Evlenmeyin dedi. Birbirinize uyum sağlayamazsınız. Mutlu olamazsınız dedi. Ben zengin, sen fakir, öyle mi? Bilmem. Anladım. Demek ki turşumu kuracaklar. Beni sana vermediklerine göre. Ah eşek kapı. Hem ben seni niye onlara gönderdim ki? Sen niye beni benden istemiyorsun? Ne demek o? Ne demek o? Beni benden iste. Her işin bir örf adeti vardır. Adam gider babasından anasından ister. Ama verler ama vermezler. Bana vermediler. Yarın yılbaşı. Ne yapacaksın? Bilmiyorum, ben çalışıyorum. Vermediler diye üzüldün mü? Hı. Üzülmem mi? Lan ne oluyor? Bak, Hülya ablanız gelmiş, çarparım ha! Gelmişsin de, lan hediye getireceksin. Bu da senin. Ah Hülya kardeşim, beni ne kadar mahcup ettin anladım. Ne demek, ben sizlerle mutluyum bu apartmanda. Yatayım bakayım, cicilerim neymiş. Sizi gidi yaramazlar sizi. Geçin şunu, geçin izah et şuraya, hadi duvara, değil mi? Bu senin. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Bu bebek ne kadar çok ağlıyor be. Bu bebeğin. Bu senin. Sağ ol abla. Bu da senin. Sağ ol ablacığım. Rica ederim. Teşekkür ederim.
Hadi Allah'a ısmarladık. İyi seneler. İyi seneler. Sana da. Lan bak şu çocuğa niye ağlıyor? Tamam tamam geziyorum. Çocuklar geziler siz de içeri yürün hadi yalan. Tamam tören bitti yalan. Ah Hülya kızım. Yılbaşı hediyeni getirdim abla. Niye zahmet ettin yavrum? Zahmeti mi olurmuş? Hayırlı seneler ablacığım. Ah, sağ ol kızım. Geldim geldim. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Kusura bakma, ben de sana geliyordum. Tıraşım da yarım kaldı. Şunu bir tamamlayayım, hemen geliyorum. Ne yapıyoruz bu akşam? Nereye gidiyoruz? Biliyorsun ki ben çalışıyorum. Ya boş ver ya, birlikte kutlayalım şu yılbaşını. Söz verdim, ayrıca bir iki ekstra da aldım. Aman! Ha, aklımdayken hediyeni vereyim. Hani derler ya, çam sakızı çoban armağanı. Buyurun, yeni yıla girmeden. Mutluluklar dilerim. Saatler olsun. Bu da... benim sana hediyem. Ben gizli açacağım. Ben de. Ya bakma ama. Ay çok güzel. Bu ne? Neye benziyor? Çakmak. Altın olmalı. Hem de çok kıymetli. Kaça aldın söyler misin? Ne bileyim ben bilmiyorum. Faturasını babam öder. Oh ne güzel. İleride kiramızı da baban öder. Eşyalarımızın faturasını falan. Bir de altıma araba çeker ha ne dersin? Neyin var senin Allah aşkına gene geldiler. Sen bana üstünlüğünü kanıtlamak istiyorsun. Aman saçmaladın ama. Gerçekleri söylüyorum. Sen benim hayatımı paylaşamazsın. Şimdi babam gibi konuştun. Baban haklıydı. Uyum sağlamamız çok zor. Madem ki öyle daha fazla zorlamayalım birbirimizi. Hoşça kal. Bir dakika al şunu. Ne var? Al şunu. Çöpe atarsın. Ama ben senin hediyeni atmayacağım. Ona baktıkça senin ne kadar bencil ve kaprisli biri olduğunu hep hatırlayacağım. Sen bir eşeksin! Eşi ol eşek! Ben mi? Yok canım. Ben niye eşi ol eşek olayım? Ekranları başında bulunan sayın seyirciler.
Şimdi de Beyoğlu'nun arka sokaklarında bulunan pavyonların birinden içeri giriyoruz. Yeni yıla girmemize yaklaşık 2 saat var. Biz Beyoğlu'nun arka sokaklarında bir pavyondayız. Vatandaşlarımızın nasıl eğlendiklerini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Aa, bak televizyoncular geldi. Evet, hemen yanı başımızda oturan bir beyefendiye soruyoruz. Siz beyefendi, yılbaşını nasıl karşılıyorsunuz? Yılbaşını bana sorma evladım, aybaşını sor. Kasabın yanından, bakkalın yanından, manavın yanından geçemiyoruz. Alkole verdik kendimizi. O zaman size afiyet olsun efendim. Sağ ol. Siz neler diyeceksiniz hanımefendi? Vallahi gördüğünüz gibi işte, içiyoruz. Evet, şimdi de sahnedeki sazlara yaklaşıyoruz. Sazlar gecenin ilerleyen saatlerinde müşterileri coşturabilmek için oyun havası çalıyor. Siz program mı yapacaksınız? Adınızı öğrenebilir miyim sizin? İbrahim, İbrahim Tatlıses. Sayın Tatlıses, siz yeni yıl için neler diyeceksiniz? Yeni yılda herkese esenlikler ve mutluluklar diliyorum. Şu anda TRT için canlı yayın yapıyoruz. Tüm Türkiye sizi izliyor. Şimdi okuyacağınız şarkının adını rica edebilir miyim? Abla, baksana, bu bizim İbrahim değil mi? Vallahi o. Vay canım koçum benim. Canımı. İçelim ve de. Ve yeni yıla girerken sizleri İbrahim Tatlıses'le baş başa bırakıyoruz. Bu adam bizim apartmanda oturuyor. Kameralarımız İbrahim Tatlıses ve saz arkadaşlarında. Kaset yapayım diye. Boş ver kızım, bir bok olmaz ondan. Televizyon bu bey, hiç belli olmaz. Beni doğduğuma pişman ettiler. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni ölenlerden beter ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Kötü kaderi sonradan buldum.
Ben dertli değildim, yaşarken oldum. Bu kötü kaderi sonradan buldum. Aldana aldana ömrümden oldum. Beni bugünümden dünden ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Beni doğduğuma pişman ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Haykırsam dünyaya ettiklerim. Haykırsam dünyaya ettiklerini, yine anlatamam çektiklerimi. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni ölenlerden beter ettiler. Beni sevdiğime pişman ettiler. Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi. Beni bugünümden dünden ettiler. Beni doğduğuma pişman ettiler. Vay 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 çavuş, hoş geldin. Nasılsın? Geç. Sağ ol, hoş bulduk abi. Geç geç. çavuş, anlat bakalım, nasılsın? Çoluk çocuk nasıl? Sağ ol abi, ellerinden öperler. Kahvaltı yapar mısın? Yok, sağ ol. Peki, ben mutfağı temizleyeyim, hemen geliyorum. Tamam. Bu koca evde tek başına sıkılmıyor musun be abi? Sıkılmaz mıyım ben çavuş? Zaten oturduğum da yok. Filmdir, plaktır, sinema. Şaşırdım kaldım. Çavuş, hayrola? Hülya abla bunu sana yolladı. Bana mı? O nasıl, iyi mi? Yok be abi. O da tek başına. Her gün başı önünde girip çıkıyor. Sen taşındıktan sonra apartmanın tadı tuzu kalmadı. Kavgalarımızı bile özledik. Neyse, ben senin başını fazla ağrıtmayayım. Eyvallah. Güle güle çavuş. Öyle değil, ciddi dur. Evet.
Yürü gidiyoruz. Nereye? Evlenmeye. Kiminle? Benimle. Ya daha önce neredeydin? Eşitleştik de onun için geldin değil mi? Tabii şimdi zenginsin, şöhretin var. Hayır, senin için geldim. Benimle evleneceksin. Hayır. Evet. Hayır. Evet dedim. Hayır. Bak kızdırma beni. Hayır dedim. Evet dedim. Hayır dedim. Evet. Evet. Şimdi göstereceğim sana şimdi. Bırak dedim. Aptal. Bırak. Sarı Dilber, gönlümün yarı Dilber. Sana sensiz yapamam, canımın canı Dilber. Sahte ama hareket olsun. Kalk artık ya! Bırak bu uyuma numaralarını. Gıdıklarım ama. Aferin. Kalktım işte bak. Kahvaltını hazırladım, ben gidiyorum. Nereye? Doktora.
Doktora mı? Yanlış duymadın, doktora gidiyorum. Hasta mısın? Peki neyin var? Şimdi gidebilirsin, gidebilirsin, gidebilirsin. Sen ne bir şey söyle bana? Kenan Bey, Hülya yanımda. Kendisi hamile olup olmadığını öğrenmek için gelmiş. Ben kendisine gerçeği söylemek zorundayım. Üzgünüm. Üzgünüm. Ne yazık ki anne olamayacaksın yavrum. Çünkü beynindeki tümör buna izin vermeyecek. Gereken her şeyi yaptık. Ne yazık ki tümör habis. Yapılacak bir ameliyat kısa ömrünü daha da kısaltmaktan başka bir işe yaramayacaktı. Hastalığın seyrine göre günlerin sayılı. Ama Allah'tan ümit kesilmez kızım. Gerçeği saklamakla bir başkasını da yaktınız. Bilseydim İbrahim'le evlenmez. Yavrum, evladım, yazık olan sensin. Kendini düşün ne olur. İbrahim'i kendimden çok seviyorum. Ben ölüp kurtulacağım. Ya o ne yapar anne? Bana ne öyle bakıyorsun? Seni o kadar çok seviyorum ki. Evet. Anlaşıldı. Bana yemeği yedirtmeyeceksin. Bana bir şey olursa ne yaparsın? Ne mi yaparım? Oo! Düğün bayram. Önce göstermelik bir matem. Sonra iki damla gözyaşı. Sonra senin gibi gözleri güzel birini bulur. Sen ne dediğinin farkında mısın? Senin tırnağına zarar gelsin. İnan ki dünyayı yakarım. Zaten bir şey yapmaya ömrüm yetmez. Sen benim canımsın. Sen beni ne kadar seviyorsan, inan ki ben seni iki katı seviyorum.
bel bağla. Teşekkürler. Teşekkürler efendim, sağ olun. Hülya. Ne oldu, neyin var? Ne oldu? Başım döndü. Biraz hava alalım geçer. Tamam, tamam çıkarız. Gül bakayım. Nasıl, şimdi daha iyi misin? Evet, iyiyim. Biraz nefes al istersen ha. Ah. Sen cins kedi hikayesini bilir misin? Evet, bilirim. Hani öleceğini anlayınca sahibine acı vermemek için evden kaçarmış. Niye anlattın şimdi durup dururken bunu? Hiç. Bir sebebi yok. Hülya! Cins kedi evinden kaçtı. Ne demek istiyor acaba? Evet, yukarıda. Teşekkürler. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Sizinle konuşmamız gereken çok önemli bir husus var. Kedi bir daha sahibinden habersiz hiçbir yere gitmeyecek. Tamam mı? Koca İstanbul, sana sesleniyorum. Artık aramızda bir fark yok. Sen de büyüksün, ben de. Ama aramızda bir fark var. Bana canımdan çok sevdiğim, bu varlığı verdiğin için sana minnettarım. Aslında sen de çok iyisin. Kimini güldürür, kimini ağlatırsın. Ama beni güldürdün. Şu buluştuğunuz çok iyi. İbrahim, tam mı sesini? Yanındaki de karısı. Hadi gelin bakalım, bir imza isteyelim ondan. Resim de isteriz. İbrahim Bey, sizden bir resim rica ediyorum. Çocuklar şu anda şimdi... imza. Tamam. Ne oldu, bizi kırmıştı. Kaleminiz var mı? Var, buyurun işte. Tamam. Şuraya imzalayabilirsiniz. Adın ne senin? Ayşegül. Resim vereceğim, vallahi yok. Tamam, güle güle. Evet, nerede kalmıştık? Hı?
da beni de ağlattın ya. Ölmeyi Tanrı'ya, yaşamayı sana. Ağlamayı kadere, gülmeyi sana. Sevmeyi gönlüme, sevilmeyi sana borçluyum.